Ulan bassana şu gaza. Hızlı gitsene biraz. Çocuk var lan arabada. Anca bu kadar. Ulan savcılık diyorum. Vildan diyorum. Sen vildanın da, vicdanının da. Zaten ne geldiyse onun yüzünden gelmedi mi başımıza? Açmıyor işte, açmıyor. Bekle. Otur. Yavaş. Kibar, kibar. Aferin kızım ha. Evlat. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Sesinin tonuna dikkat et evlat. Etrafımdakileri öldürerek beni koruyamazsın. Üstelik benim evimde, yaşadığım yerde yani. Seni kendi evinde bile koruyamayacaksan ne anlamı var? Ya evim diyorum, evim. Karımla yaşadığım yer yani. Güzel. Dersini aldığını ümit ediyorum. Bir daha suç ortaklarını etrafına toplamaman gerektiğini anlamışsındır. Kolay av olmak istemiyorsan sürüyü dağıtacaksın. Ya bir şeyler görüşmemiz gerekiyordu. Onlar kim ki senin evine girebiliyorlar ha? Gerçek bir erkek karısıyla yaşadığı yere zibidileri doldurmaz. Bu bir. İkincisi, bir centilmen. Asla eve iş götürmez. Ve üçüncüsü, akşam yemeğe bekliyorum. En sevdiğin tatlıyı sipariş ettim. Selvi'yi getiriyorlar. Aha. İyi tamam konuşuruz. Salon camı mı değişti? Kuş çarpmıştı. Çarpmamıştı, değiştirdim ben de. Kimle konuşuyordun? İşten aradılar. Dahan'ın ilgisi. Hayka'nın ortağı değil mi Dahan? Şahika'nın bu ortaklığa derhal son vermesi lazım. Bence de. Çocuğumu alacaksam daha han ne kadar çulsuz, o kadar iyi. Üstelik babanın da katili. Geçirince. Yok akıllım, yok yok yok, öyle değil bak. Böyle tutacaksın, tamam mı? Böyle çekeceksin, tamam. Elini de böyle altından bırakmayacaksın. Sen devam et aslan parçası, hadi. Gıybet sen emekçileri iş başında. Ha? Çay kahve falan. Ben bir çay alırım ya. Tabii ya. Yanına da şöyle güzel bir kısır. Ha? Ne kıyak olur değil mi? Bok iç. Siz niye getirdiniz bizi buraya? Sen tabii epeydir böyle dayağa köteye alıştın. Olmayınca böyle bir fena alıyorsun. Ya neyse dersiniz, adam gibi söylesenize. Adamlığı senden mi öğreneceğiz lan? He? Kapayacaksın çeneni, oturacaksın kışının üstüne. Huzuru bozmayacaksın. Dağın gelince anlarsınız misafirliğinizin sebebini.